Selamlar herkese. 9-5 Yaman Otları'ndan herkese selamlar. Bu Yaman Otları'nda bizi uzun zamandır beklediğim, ne zaman geleceğini kestiremediğim iki şampiyonun rework'ü bekliyor. Başında Kayle ve Morgana rework'leri bekliyor. Aslında sadece Kayle rework'ü desek daha iyi olur. Morgana daha çok görsel bir güncelleme aldı. VGU geçirdi ama Kayle hem görsel hem de oynanışında bir güncelleme aldı. Bu iki şampiyonun detaylarından bahsedeceğim. 9.5'e gelmesi bekleniyor. 9.5'e gelmesi bekleniyor. Şimdiye kadar bu tarz rework çalışmalarının pek aksatıldığını görmedim. Büyük ihtimalle de 9.5'e gelecektir. Şimdi odakları bu şampiyonlarda olduğu için şu sıralar başka şampiyon değişiklikleri henüz çok yok. O kadar çok kostümleri var ki, kostüm güncellemeleri falan. Aşağı inerken zorlanıyorum. Bu şeyler yanında, reworkler yanında Ahri, KDA Ahri var. Prestige Edition. Kozmetiklerimiz de var. Yeni kostümlerimiz var. Renk paketleri falan derken şampiyon değişikliklerinde 5 tane ya da 6 tane sayamadım şampiyon değişikliği var. Daha öncelerde 9-3'e gelmesini beklediğim Y değişikliği yine 9.5'e eklendi. 9-3'e gelecekti, sonradan iptal edildi. Sonra 9-4'e eklenmişti PB'yi de ama ondan sonra yeniden iptal edildi, kaldırıldı. Büyük ihtimalle son hali olacak olan son haliyle beraber 9-5'e gelecektir diye tahmin ediyorum. Şimdi şampiyon reworklerine baktığımızda Kayle ve Morgana. Kayle aslında en son 4. sezonda galiba bir görsel ve hafif oynanış güncellemesi almıştı. Morgana da 2 sezon önce yanlış hatırlamıyorsam bir görsel ya da bir sezonda olabilir, emin değilim. Görsel, yani video denecek görsel değişiklik almıştı. Fakat bu şampiyonlar, özellikle Kayle, daha çok belli matchuplar karşısında çok fazla tercih edilmiyordu. Daha çok top lane'de menzili 125 olan, o zamanların top lane şampiyonlarının menzili 125'ti, fixti. 125 olan şampiyonlara karşı büyük bir üstünlük kuruyordu ve şampiyon havuzu da top lane'in o zamanlar o kadar çok geniş değildi. Bu nedenden ötürü Kayle belli başlı matchuplara tercih edilir oldu. Bir ara ormanda gördük, ormancı eşyalarında o attack speed item'ının güçlü olmasından ötürü orada bir şekilde abuse edilmeye çalışıldı. Ondan sonra yeniden havuza geri döndü. Şimdi yeniden güncellendi. Pasifi özellikle çok efektif. Yani ben yeni İrelia diyorum bunu açıkçası. Şöyle bir taban özelliklerinden bahsedelim. Başlangıç HP'si 600. Oldukça iyi. Yani hem top lane oynanabilir hem mid'de oynanabilir. Ama daha çok mid'de tercih edilecektir diye tahmin ediyorum ben. HP 5'te neydi bu ya? HP Regen. 5 saniyedeki HP yenilemesi. Öyle bir şeydi yanlış hatırlamıyorsam. 7'ymiş. HP Regen artışı seviye başına 0.12'ymiş. Mana havuzu 330, oldukça düşük. Büyük ihtimalle yetenek seti aynı tutacaklardır diye tahmin ediyorum. Neyse, bakacağız ona birazdan. Ondan sonra AD artışı 3'müş. Taban MR'ı, büyü direnci 34. Saldırı şeysi menzili 175, saldırı hızı 0.65, 0.695, saldırı hızı artışı da seviye başına 2'ymiş. 0.6, yani 0.7 diyebiliriz aslında saldırı hızına. Bu 9.5 geldikten sonra, bir gün sonra ya da 2 gün sonra şampiyonun normal sunuculardaki adaptasyonuna göre nerflenebilir diye tahmin ediyorum. Ya da taban HP'si, ama aslında taban HP'si genellikle şampiyonların 560-570 civarında başlıyor diye tahmin ediyorum. Yani genel ortalamasını. O yüzden Kayle'ın da öyle çok absürt bir taban can artışı yok. Yani taban can başlangıcı yok. Ama tabii 600 kağıt üzerine baktığınızda biraz böyle tanki gibi duruyor. Şimdi pasifine geliyoruz, Divine Ascent diye.
1, 2, 3 ve 4 şekilde yani kendini işte yükseltiyor pasifiyle. Divine bir tam Türkçe karşılığını unuttum. Divine bir pozisyona, duruma sokuyor. Şimdi birinci seviyede neymiş? Düz vuruşları saldırı hızını arttırıyormuş. Düz vuruşları 3 saniyeliğine saldırı hızını %6 oranında arttırıyormuş ve stackleniyormuş, birikiyormuş, yük biriktiriyormuş. 5 yükten sonra Kale Exalted oluyormuş. Böyle galiba telaffuzu ve şampiyonlara karşı giderken %15 hareket hızı kazanıyor. Bu tarz bir pasive kim sahip? İşte Sivir düz vuruş yaptığında ya da skill tutturduğunda hareket hızı kazanıyor. Ama şampiyonlara doğru giderken değil. Ama buna çok benzer bir skill de Vayne'de var. Vayne'in range'ine girdiğinizde Vayne rakiplerine karşı saldırı hızı kazanıyor. Onun gibi düşünebilirsiniz ama dediğiniz gibi 5 tane yük biriktirmeniz gerekiyor. Yani bu yük biriktirme açısından Irelia'ya benzetiyorum. İçeri bir şekilde girebiliyor. Q'su muhtemelen slow verecek ya da başka bir skill'i slow verecektir ya da stun verecek. Beraber bakacağız. Bir şekilde saldırdığı birimi, saldırdığı hedefi kitleyebilecek, yerini mıhlayabilecek ve üzerine çullanabilecek diye düşünüyorum. Assassin olmayacak büyük ihtimalle. Yani Assassin yapacaklarını zannetmiyorum. Eski Kayle özelliğini koruyacaklardır diye tahmin ediyorum. Neyse 6'ya bakıyoruz. Flame, tabii seviye 6'dan sonra bu pasif kendini yükseltiyor diyeyim, güncelliyor diyeyim. Upgrade ediyor kendini otomatik olarak. Düz vuruşları artık tabii yine şey yaptıktan sonra galiba. Evet, yine 5 yük biriktirdikten sonra exalted diyeyim olduktan sonra düz vuruşlarınız 10 15 20 25 30 120 AP 110 total AD ve E yeteneğiyle beraber scale olan işte güçlenen alevler saçıyormuş. Yani düz vuruşlarınız red buff'lı gibi olacak ama tabii slow vermeyeceksiniz. 11'de ne oluyor? Arisen oluyor. Atak range'i 550'yi yükseliyormuş. Bu taban atak range'i yani E'den gelen range ile beraber birleşen bir şey değil. Taban atak range'i şurada 125'ti değil mi? Pardon 175 size otomatik olarak 11. seviyede 550 oluyor. Ve Exalted'ın atak speed'leri yük başına gelen atak speed'i %10 artıyormuş. Şurada %6 artıyordu. Burada %10 artıyor. Bu da nerflenebilir normal sunucuya geldikten sonra şu an bu şekilde gelecek diye tahmin ediyorum. Bakalım normal sunucularda pasivi nasıl elden geçirilecek. Ben pasivine bir nerf bekliyorum. Seviye 16'da ne oluyormuş? Permanently Exalted oluyormuş. Yani sizin artık düz vuruşlarınız Exalted etkisi veriyor. Ve alev topları, alev küreleriniz işte, alev vuruşlarınız True Damage veriyormuş. Bu True Damage da muhtemelen nerflenecektir. Ya hasarı kısılacaktır ya yarı hasar yarı True Damage olacaktır. Yani 16. seviyeden sonra siz artık yük biriktirmek zorunda değilsiniz. Bir rakibe 5 defa vurmak zorunda değilsiniz o Exalted şeyine bürünmek için. Q yeteneği mana bedeli 60 yani 330'du başlangıç mana havuzu. Onu değerlendirdiğimizde 60 yani fena değil. Yani dengelem açısından. Bekleme süresi 12. Yine fena değil bir bekleme süresi. Bakıyoruz neymiş? Değişmiş mi Q yeteneği? Kesin sonra stop any kılıcı ne yapıyormuş? Ha, artık şey point değilmiş. Bir saniye. Q'yu açtıktan sonra öndeki ilk şampiyonun öndeki ilk birimin vuruşunu engelliyormuş. Peki. Sword aynı zamanda büyü hasarı veriyormuş. Daha doğrusu hibrit bir hasar veriyor. Yavaşlatıyor onları.
2 saniyeliğine %26, 32, 38, 44 ve %50 son seviyede. Ve Armor MR rezidanslarını 3 saniyeliğine %20 azaltıyormuş seviyeyle beraber. Bu Armor MR şeysi seviyesi artmıyor. Yani flat, sabit bir %20'lik azaltma var. Oyunun ilk başında oldukça iyi, oldukça güçlü. Bu zannedersem evvelden Kayle'ın pasiviydi bu. Armor ve MR düşürme. O pasivini buraya getirmişler. Güzel, tamam. O pasivi, yani eski skill setinden bir şey tutuyor. W'su neymiş? 15 saniye bekleme süresi. 80'den 100'e, tamam, 5-5. Kayle ve hedeflediği şampiyon heal alıyormuş, healliyormuş yani. Siz ve bir dost şampiyonunuzu ve hareket hızı kazanıyormuş 2 saniyeliğine. Güzel, bu hareket hızı decay over olabilir. 2 saniye boyunca azalan bir hareket hızı haline de getirilebilir. Ama çok fazla OP bir skill olarak gözükmüyor şu an. W'su işlevsel. E yeteneği pasif. Aktif pasif olayı var. Eskisinde de aktif var mıydı? Pasif vardı yanlış hatırlamıyorsam. Düz vuruşları bonus magic damage veriyormuş. 10, 15, 20, 25, 30, 120 AP. %10 total AD'den güç alıyor. Ondan sonra Kayle'ın düz vuruşları ranged hale geliyor. Kaç saniyeliğine? Saniyesi yazmıyor. Okey. 10, 12.5, 15. Rakibin kaybolan canı üzerinden hasar veriyor. %10, %12.5, %15, %17.5 ve %20 olarak. Yani tamamen Kayle artık tuttuğunu yavaşlayan bir rakibi böyle sarılacak. Daha doğrusu yapışacak, sarılma değil. Ve onun canını böyle acı çektire çektire eritecek bir hale gelmiş bu Missing Health olayı. Öyle gözüküyor. Ve bonus damage olarak veriyor bunu. Bonus magic damage olarak veriyor Missing Health'ı. Pardon. Ondan sonra 6. seviyede bu atak kendini upgrade ediyormuş falan fıstık. Ve 6. seviyeden sonra bu E yeteneğiyle beraber vurulan hasar işte etrafa yayılıyor. Evvelden şeydi, Tristana'nın E pasivi gibiydi. E'yi açardınız, böyle rakibi vurduğunuz birimin etrafına hasar verirdi. Artık 6. seviyeden sonra bu özelliğini de koruduğunu göreceğiz şampiyon da. R yeteneği 100 mana, 160, 120, 80 saniye. Bir şampiyonu hasar geçirmez kılıyormuş. 2, 2,5, 3 saniyeliğine. Then after a cast time ve şey ettikten sonra kendini ya da bir dostunu işte ölümsüz kıldıktan sonra alan hasarı veriyormuş. 200, 350, 500, %80 AP, %100 bonus AD olarak. Skillerinde dikkat ettiyseniz AP ve AD oranları oluyor. Hibrit bir şampiyon. Muhtemelen Kayle'ın mevcut olan bu hibrit düzeni korumak isteyeceklerdir. Aslında bu şekilde daha ölümcül olur. Çünkü full AP gittiğinizde Kayle'a sadece işlevsel yönünüz artıyor. Hızlı bir şekilde rakibe saldıramadıktan sonra beklenen hasar potansiyelini şampiyon gösteremiyordu eski haliyle, aslında şimdiki haliyle PB'yi saymazsak. Ama PB'deki halinden sonra bu saldırı gücü dizilimi ya da saldırı hızı ve birkaç hibrit item ile beraber daha ölümcül hasar kapasitesini taşıyan, hasar potansiyelini diyeyim daha doğrusu, taşıyabilen bir düzene geçecek. Şeyini koruyacak. Fena değil. Ben daha absürt şeyler bekliyordum. İşte skill shot bekliyordum en basitinden. Ama bakıyoruz skill shot'a benzer bir şey yok. Bir saniye. Bir şeyi kontrol etmem gerek. Ha, güzel. Evet, Kayle değişikliği şimdilik böyle. Voiceover varmış. Morgana ile beraber etkileşimleri varmış. Muhtemelen işte Kayle Morgana ya da Morgana Kayle'ı haritada ilk gördüğünde falan böyle birbirlerine selam veriyorlar. Kostümleri var. Tüm kostümlerinin splash artları ve haliyle skinleri de güncellendi. Geçiyoruz Morgana'ya.
Bakalım Morgana'nın nesi değişti. Böyle bir kuyruk bıdısı gelmiş. Base animasyonu bu. Evet, ability'lere gelince ya zaten pasif Q, W ve E yeteneğinin görselleri güncelli. Onları güncellememişler. Ultisini güncellemişler. Ultisi de şöyle Soul Shackle daha anlamlı olmuş. Pasifine bakıyoruz. Unchanged denmiş, değişmemiş. Morgana bir spell attığında işte vurduğu hasarın 120'si kadar heal alıyor şampiyon ve minyonlara karşı. Şampiyon minyon. Yani rakibe karşı attığınızda bir spell vurduğunuzda nedir o? Heal alıyorsunuz. Vurduğunuz hasarın 120'si kadar. Q yeteneği değişmemiş. Stun süresine bakıyoruz. O da değişmemiş. Değişmemiş dediğine göre. Q yeteneği aynı. Tüm özellikleriyle beraber. AP ratio'su hasarıyla beraber. W'su değişmiş. Bakalım. 70, 85, 100, 115, 300 mana. Bir saniye. Taban özelliği yazmıyor. Taban özellikleri de aynı. Muhtemelen değişmediğine göre. Taban havuzunu hatırlamadım. Mana havuzunu hatırlamadım çünkü. Neymiş? Ignite Scenario 5 saniyeliğinde bir toprak zemine işte. Toprak zemin atıyor. 12, 24, 36, 48 ve 60. %16 AP Magic Damage veriyormuş her saniye boyunca. Hasar rakibin kaybettiği can üzerine, yani kaybolan can üzerinde %70 daha etkiliymiş. Yani kaybolan can üzerinde %70 arttırılmış hasar veriyor. W'nun Evet, W'nun süresi pasiviyle değil mi? Evet. W'nun süresi Morgana kendini pasivi sayesinde healladı. Her saniye boyunca %5 azalıyormuş. Her saniye değil, pardon. Aldığı her heal başına %5 azalıyormuş pasivi sayesinde. E yeteneğine bakıyoruz. E'si de değişmemiş, yine kalkan veriyor. İşte incoming damage'i falan spell'i engelliyor. R yeteneği bakıyoruz. 100 mana sabit. 120, 110, 100 saniye. Morgana Chains. Slowing them. İşleyişi aynı. Kıramadıklarında additional hasar alıyor falan fıstık. Cast attıktan sonra, yani ulti açtıktan sonra 5, daha doğrusu %5, %30 ve %55 hareket hızı kazanıyormuş. Şampiyonları zincirlediği şekilde. Bu aslında şöyle olabilirdi. Zincirlediği her şampiyon, daha doğrusu ultiyi tutturdu. Her şampiyon başına işte %2, %5, %8 hareket hızı kazanıyor olabilirdi. Bu şöyle, yani bir şampiyon attığınızda artık siz ultiyi %5, %30, %55, yani rakibe bildiğiniz her şekilde ulti ile yapışabiliyorsunuz artık. Özellikle %30 hareket hızı kazanması ve son seviyedeki ultinin son seviyesindeki %55'lik hareket hızı kazanması bayağı bir ulti ile beraber mobil yapmış Morgana'yı. W ile beraber artık farm olayı geri döndü ya Morgana'ya. Yani bu şey yapabilir artık. Mid lane'de oynanabilir. Zaten Riot da söyledi bunu. Morgana artık daha bir mid lane'de, daha doğrusu solo lane'de oynama potansiyeli taşıyor artık. Yeni solo lane'e dönebilir. Tabii bakacağız profesyonel arenada nedenli tercih edilecek, nasıl bir esneklik kazanacak ya da esneklik kazanacak mı, support oynamayı devam mı edecek veya bir ihtimal mid lane'e geri dönebilir mi? Çünkü Morgana'nın bazı şampiyonlara karşı üstünlüğü var mid lane'de. Tabi bu W değişikliğiyle beraber artık rakibini daha da rahat dürtebilecek, daha da rahat koridor kontrolü elde edecek. Morgana kostümleri de güncellendi. Bunları da geçiyoruz. Üzerinde pek durmalık bir şey yok. Yeni KD Ahri Prestige Edition var. Bir önceki Prestige Edition'lar gibi yine tokenlarla beraber alacaksınız bunları. Geriye sanırım sadece Prestige Evelynn kaldı. Kai'Sa'ya çıktı. Akali'ye çıktı.
Çünkü tüm KDA'lere getirecekti Riot. Öyle bir şey söylemişti. Ahri'ye geldi. Herhalde önümüzdeki Yamada da Evelynn'e gelecek. Evelynn hatırlamıyorum çünkü. Gözümden de kaçmış olabilir. Yeni bir kostüm var. Arclight Brand 1350 RP. Oldukça şık bir sanat görseli var. Splash artı var. Böyle uzaktan bakınca cyborglara benziyor. Kafasındaki taç diyeyim. Taçımsı şeyden ötürü. Özellikle oyun içi görselinde daha belli oluyor. Biraz cyborgluk. Ama yine Divine böyle tanrısal bir şey var. Arclight'tan gelen görsellikten ötürü. 1350 RP'miş. Kromalar var. Kayle için var. Morgana ve Brand için var. 3 tane kroma şampiyonu var. Paketleri de Brand için 4 tane. Morgana ve Kayle için 5 tane. Sisters of Justice ikonu var. İşte adalet kardeşliği. Muhtemel ha, neymiş bu? Morgana veya Kayle'la aynı takımda oynadığınız zaman ya da 5 tane oyun kazandıktan sonra alıyor musunuz bunu? 2 tane de emote var. Fire Up ve Touch Me. Evelynn güzelmiş bu arada. Touch Me. Çeşitlerde Dogs köpekler kedilere karşı diye bir event varmış. PB'de bu event'ın isimleri muhtemelen eklenmiş. İşte atıyorum Cats Mirrors Are Weird. Doğru, bunlar atıyorum şey diyecek işte. Kedi kostümüyle beraber, Miyavkay ile beraber işte bir oyun oynayın falan gibi şeyler olacak herhalde. İşte bilmem kaç oyun kazanın, bilmem kaç asist yapın. O etkinliklerin isimleri bunlar. Cat Fact ve Dog Fact diye. Evet, şampiyon değişiklikleri. Çok fazla şampiyon değişikliği yoktu Yama döngüsü kapsamında. Tabii bu haftanın özeti. Önümüzdeki hafta başlangıcında bazı yeni şampiyonlar cycle'a eklenebilir veya bu listedeki şampiyonlar yine ufak değişiklikler alabilir. Akali'ye bakıyoruz. Akali en son ne olmuştu? Yok, ultisi değil, Q yeteneğine pardon ve W yeteneğine bayağı nerf almıştı. Şimdi ne olmuş? Ultisinin bekleme süresi değişmiş. 120-180'den 190-80'e geri çekilmiş. Yani her seviyede 10'ar saniye, pardon, ilk seviyesi ve ikinci seviyesi, ilk seviyesi 20, ikinci seviyesi 10 saniye düşürülmüş. Bu Akali'yi lane'de tutmaya yeter mi? Tabii ki hayır. Akali erken oyunda, daha doğrusu güç patlamasını yaşamaya başlayana kadar lane kontrolünü sağlayamazsa, daha doğrusu skor alamazsa, kendine gelemezse oyun sonuna doğru açılamıyor ve sizin takımınız 4 kişi olarak oynamaya zorunda kalıyor. Niko'ya bakıyoruz. E yeteneğindeki son şampiyona vurma özelliği kaldırılmış. Bir tane bug varmış. O giderilmiş. Şampiyonları disarm kılıyormuş, savunmasız kılıyormuş, o giderilmiş. Ondan sonra rakipleri vurma bıdısı 2'den 1'e indirilmiş. Yani normalde siz 2 rakibe tutturduktan sonra E yeteneği, işte E'sinin ilerleyiş hızı artıyordu, hızlanıyordu. Bu artık bir rakibe tutturduktan sonra siz daha işlevsel olacak sizin E yeteneğiniz. Rul süresi de ne olmuş? 07, 09, 11, 13 ve 1,5 olmuş. İlk birim için vurduğu ilk rakibi için. Diğer rakipler için de 1,8'den başlıyor ve 3 saniyeye kadar ulaşıyor. Yani bir oyun sonunda Morgana etkisi gibi. Yani support oynayacaksa Niko işlevsel bir şekilde support oynayacaksa E yeteneğiyle beraber artık bir Morgana efekti taşıyacak, görebilecek. Sylas, ne olmuş Sylas'a? Q yeteneğinin ilk hasarındaki AP ratiosu yükseltilmiş 160'dan 170 olmuş. Bunun nedeni şu: Sylas şu an çok AP tercih edilen bir şampiyon değil. Daha çok rakibi işlevsel özelliğiyle beraber, Q ve E yeteneklerinin özellikleriyle beraber rakibine yapış, içeri çek, canın azaldı mı W'ye bas, canını yenile tarzında. Yani bir off tank, yani İçeri girmelik ve hayatta kalmalık, lane'i tutmalık bir şampiyon.
Bu şampiyonun AP potansiyeli var. Büyücü bir şampiyon ve bu şampiyonun hasar potansiyelini bir şekilde ortaya çıkartmak istiyorlar. O yüzden de Q yeteneğinin AP ratio'sunu bufflamışlar. Tabii bu build'inde ne tarz bir değişiklik getirecek bunu ilerleyen günlerde göreceğiz. W'suna bakıyoruz. Hasarı yükseltilmiş. 60 180'den 60 220'ye oyun sonunda yükseltilmiş. İyileştirmesi yükseltilmiş. Güzel. Pardon. Heal AP ratio'su, iyileştirme AP ratio'su da yükseltilmiş. %35'ten %45'e yükseltilmiş. Yani diyorlar ki arkadaşlar siz Sylas'ı off tank oynuyorsunuz, tank oynuyorsunuz, initiator olarak oynuyorsunuz. Tamam güzel ama biraz da AP oynayın diyorlar. Bakalım AP Sylas. Tabii AP Sylas birazcık build'inden ötürü ezik olabilir, squishy olabilir ama Rod of Ages üzerine diğer tank eşyalarını ya da Rod of Ages üzerine Oblivion Orb, işte katliam küresi, bir şey küresi ya da direkt o küre Liandry üzerine diğer can eşyalarıyla beraber bir şekilde hasar potansiyelini vadiye yansıtabilir. Vay değişiklikleri daha önceki yamalarda vardı, 9-3'te vardı, iptal edildi. Şuraya bir kart eklerim yukarıya. 9-4'e eklendi. 9-4'e iptal edildi. 9-4'te de iptal edildi. 9-5'e getirildi. Büyük ihtimalle bu patch'le beraber 9-5 patch ile beraber gelecektir diye tahmin ediyorum. Evet, başka da değişiklik yok. Eşya değişiklikleri yok. Bu Yama'nın odağı zaten Kayle ve Morgana rework'ü. Daha doğrusu Kayle rework'ü olduğu için, çünkü Morgana'nın aldığı değişiklik sadece bir W'sunun hasarı ve yani hasarı daha doğrusu değişmiş. Daha çok orta koridora kaydırılmış W değişikliğiyle beraber ama Kayle'ın aldığı tamamen baştan sona hem görsel hem de oynanışıyla ilgili. Tabii Kayle rework hala da elden geçirilmeye açık bence. Bu özellikle pasivindeki pasif değil daha doğrusu Q yeteneğinden elde ettiği armor ve MR azaltma, MR deşme diyelim. MR deşme değil aslında. MR armor, MR azaltma özelliği birazcık erken oyun için sıkıntılı çünkü %20 oranında her seviyede Q'nun her seviyesinde %20 oranında hem armor hem de MR azaltıyor. Bu erken oyun için oldukça güçlü bir skill düşündüğünüzde. Çünkü erken oyunda hiçbir şampiyon oyuna 50 ya da 40 armorla falan başlamıyor. Hepsi 20 23 civarında başlıyor ya da 25 civarında başlıyor, minimum ortalamayı bilmiyorum. O yüzden oldukça güçlü. Tabii pasif ile beraber bu true damage olayı da biraz can sıkıyor. Öne geçtikten sonra çok rahat açılacak bir yetenek kitine sahip. Attack speed yani AD ve biraz hibrit itemlarla AD itemları bürünecektir. AP Kayle çok fazla vurmayacak zaten. AP ratio olarak hep %10. Pardon, %20, %30 civarında. Yani hibrit, daha doğrusu AD şekilde, saldırı hızı şeklinde bir Kayle oynayacağız. Yani eski Kayle özelliklerini bu şekilde tutmuşlar, item setiyle beraber Q yeteneğinde tutmuşlar yavaşlatmasını falan. Pasif oldukça etkili. Zaten dikkat edildiğinde bu tarz güncellemelerde ya da yeni şampiyonlarda hep böyle Riot yeni şeyler deniyor. Irelia'da en son buna benzer bir yetenek kiti görmüştük. Pasifi yük biriktirdikten sonra işte rakibinin kalkanlı olup olmasına aldırmadan ilave hasar veriyordu. Yani canlı rakibin üzerine Draven üzerine kalkan atsa da o kalkanlar hiçbir işe yaramıyordu. Tabii üzerlerinde Ardent olmadığı sürece ya da başka bir şey olmadığı sürece. Yani demek istediğim, Riot çok değişik şeyler deniyor. O yüzden bu pasif değişikliği de güzel. 1.6, 11 ve 16 özellikle şu 550 değil.
Çünkü 6. seviyeden sonraki güçlenmesi E yeteneğiyle beraber daha da güçlenecek olması. Şan zaten normalde de Kayle'ın E yeteneği açarak koridorda durduğunu biliyoruz. Yani E koridor E yeteneği olmadan rakibinin dibine girmek zorunda ya da farmların dibine girmek zorunda farm kesmek için. Kayle'ın zaten en büyük avantajı rakibi uzaktan stun slow'la E yeteneğiyle dürt ya da işte öldür, saldır. E yeteneğiyle pasifinin güçlenecek olması ve bu güçlenmenin de ileride yakma efektiyle birleşmesi Kayle baya tekli koridorda kapışması zor bir şampiyon olarak ortaya çıkarıyor gibi gözüküyor. 9-5 şimdilik bundan ibaret. Bu haftalık yama notları böyle. Bir sonraki yama notları haftaya Salı günü başlayacak. Çünkü dün son bu haftanın son patch'e geldi. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.